Son dakikada elimize İstanbul Valiliği'nin bir yazısı ulaştı. İstanbul Valiliği özetle diyor ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki 39 ilçenin belediyeleri ve İstanbul'daki tüm kamu kurum ve kuruluşları. Büyükelçiler eğer size gelirse Dışişleri Bakanlığı'ndan izin almadan, onların planlama yapmasına imkan tanımadan büyükelçilerle görüşmeyin. Şimdi devlet memurları açısından, kamu kurum ve kuruluşları açısından bakıldığında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir. Ama bunun içine büyükşehir belediyelerini ve belediyeleri dahil ettiğinizde belediye bir yönüyle kamu görevi gören ama başkanlarının, yönetici kadrolarının siyasi kimlikleri de olan yerlerdir. Belediye başkanlarının partileri vardır, partilerinin siyaseti vardır, kendilerinin siyasi kimlikleri vardır ve siyaseti emir komuta zinciri içinde veya size haber vererek yapmazlar. Ayrıca böyle bir yazı yazmanın diplomatik muhataplarınız açısından da mahsurları vardır. Diplomatik olarak şunu söylersiniz. Diplomatik muhataplarınız der ki, Türkiye artık muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarıyla görüşmenin dahi iktidarın izni ve takibinde olan bir ülkeye dönüştü der. Bunu rapor eder ülkesine. Der ki, ben muhalefet büyükşehir belediye başkanlarıyla, örneğin Ekrem İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la görüşüp kendileriyle bir diplomatik ilişki kurmak istiyorum. Ama bunu merkezi hükümet denetliyor ve izne tabi. Şey sanıyorlar bunu. Hep mesele şöyle, bir paranoya var. Seçime gidiyoruz. Yabancı ülkeler gelecek, belediye başkanlarıyla konuşacak. Bize karşı bir şey olacak. Ya böyle değil. Örneğin herhangi bir ülkenin büyükelçisi, bir büyükşehir belediye başkanı, sizinkileri de bizimkileri de belki raylı sistemlerinin ihalesine teklif sunmak istediklerini söylemek için. Bir yerdeki tünel inşaatıyla ilgili kendi ülkelerindeki mühendislik firmalarıyla ilgili bilgiler vermek için falan da geliyor olabilirler. Siz hep efendim 5. kol faaliyeti var, bizi yıkacaklar, bizi yapacaklar. Bu korkunun ecele faydası yok. 20 yıldır kapılmadığınız paniğe bugün kapılıyorsanız bu şekilde, bu şu demektir. Siz gitmişsiniz, ağlayanınız yok. Zaten siz gittikten sonra ağlayan olmayacak, herkesin de yüzü gülecek. Herkes bunu böyle bilsin. Bu iktidar gidecek, bunlar gitsin diye bekleyen herkesin yüzü gülecek. Bu kadar net, bu kadar açıktır. Korkunun ecele faydası yok. Tabii ki böyle izinler almayacağız. Tabii ki böyle saçma talimatlara boyun eğmeyeceğiz. Tabii ki belediye başkanlarımız görevini yaparken sarayın memuru değil, milletin görevlendirdiği seçilmiş kişiler olmanın sorumluluğuyla davranacaklar. Binali Yıldırım, nedir bu değerli siyasetçinin görevi? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili. Ne kullanıyor? Devletin uçaklarını, helikopterlerini kullanıyor. Nereye giderken kullanıyor? Siyasi faaliyetlere giderken kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı filosundaki helikoptere biniyor, siyasi faaliyet yapmaya gidiyor. Devletin çivisini çıkardılar. Devletin çivisi çıktı. AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş değerli seçmenlere şunu söyleyelim. Bir bakanın ve cumhurbaşkanının kullanacağı uçağı bir partinin genel başkan yardımcısının kullanması hak mı, adalet mi? Bunun yapılabilmesine vicdanınız el veriyor mu? O uçaklar AK Parti'nin genel başkan yardımcılarına, vekillerine açıksa neden diğer partilerinkine açık değil? Hepimizin parasıyla alınmıyor mu? İçine benzin hepimizin parasıyla konmuyor mu? Pilotunun maaşını hepimiz ödemiyor muyuz? Nasıl bir partinin helikopteri olarak kullanılıyor? Bu kadar büyük bir utanç, böyle bir tenezzül olabilir mi? Bu tenezzül meselesi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir helikopter kiralayacak parası mı yokmuş? Ama burada bile vatandaşın cebine elini atan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da dile getirmek isterim. Teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayalım. Biz
5. toplantı yapıldı. 6.'sı gelecek ay yapılacak. Bu 1. turda yapılan bu ziyaretlerin son derece önemli, son derece anlamlı, son derece yapıcı olduğunu gördük. Genel başkanlarımız çalışıyorlar. Alt masalar kuruluyor. O masalar çalışıyor. Önümüzdeki dönemde kurulacak masalar için partiler önce mütabakata varıp kendi iş çalışmalarını yapıyorlar. Örneğin geçtiğimiz hafta, ondan önceki hafta biz mecliste başkan vekilliği yapmış işte Sayın Akif Hamza Çebi, Sayın Levent Gök, halen başkan vekilimiz Sayın Haydar Akar, benim de içinde bulunduğum Sayın Kaboğlu'nun bulunduğu güçlendirilmiş parlamenter sistemin iş düzüğünü hazırlıyoruz, iş düzük önerimizi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde altılı masa iş düzüğü çalışalım dediğinde CHP'nin hazırlığı tamam olsun diye. Yani hem yeni masalar kuruluyor, hem kurulmakta olan masalarla, gelecekte kurulacak masalarla ilgili mütabakatlara varılıyor. Altı partinin mutfağında, yüzlerce odada, onlarca odada partiler kendi hazırlıklarını yapıyorlar ve Cumhuriyet'in 2. yüzyılında hem güçlendirilmiş parlamenter sistemi, hem demokrasiyi, hem ekonomiyi, hem milli eğitimi, hem meclisin iç düzüğünü, hepsinin birden çalışıldığı hummalı bir çalışma var. Şimdi bu çalışmaların gözden geçirildiği ve bir aylık süreçler içinde hem öne doğru yol haritalarının netleşip hem geride verilen kararların birleştirildiği, pekiştirildiği bir süreci yaşıyoruz. Bununla ilgili tabii Millet İttifakı'nda, altılı mütabakatta, muhalefette moraller yerinde. Bizim bir sorunumuz yok. Ama ak trollerin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin televizyonlardaki onların yorumcularının keyfi kaçmış. Onlar sadece aday konuşsun istiyorlar. Daha önce söyledik. Bir urgan yarışını kaybettiler. Biz onlara adayınızı açıklayın diyorduk. Onlar bize adayınızı açıklayın diyorlardı. Biz çektik, paldır küldür döküldüler. Onlar adaylarını biz istediğimiz zaman açıkladı. Biz adayımızı altılı masanın en uygun gördüğü zamanda açıklayacağız. Ve bu açıklamanın yapıldığı güne kadar da Türkiye'yi yeniden nasıl inşa edeceğimizi, AK Parti'nin başta ekonomide yarattığı yıkımı, ayrıca sosyal hayatta, hukuk devletinde yarattığı yıkımı, nasıl geri koyacağımızı, nasıl restore edeceğimizi, yeniden nasıl inşa edeceğimizi hep beraber çalışıyoruz. Bu konuda son derece uyumlu, verilen mesajlar öyle, liderlerin mesajları öyle, perdenin önü böyle, arkası böyle. Burada keyfi kaçan bir tek ak trollerle AK Parti'nin yönetici kadroları var. Bu da onlara dert olsun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.